22 Ekim 1993 günü Lice'de bizatihi şahit oldum. Ben de orada oldum. Bir zaman diliminde topyekun bir yıkım, katliam gerçekleşmişti. Hepinizin de basından takip ettiği gibi. 31 yıl geçti. Lice katliamı aynı zamanda savaşın daha fazla acıya, daha fazla katliamlara sebep olmasına yol açan bir süreç olarak geldi. Bu süreçte birçok katliamlar da gerçekleşti. Lice davası eğer ki bu ülkede bir çözüm üretilecekse, bir barış yolu açılacaksa, öncelikle Lice davasının, Lice katliamının bir toplumsal mutabakat çerçevesinde oturtulup bunun ciddi bir şekilde tartışmaya açılması ve faillerin kimler olduğunun net açığa çıkartıldığı takdirde ciddi anlamda çözüm sürecine ve barışa yol açacak bir dava olduğunu hepiniz göreceksiniz. Olay Lice katliamı. Tarih 22-26 Ekim 1993. Katledilenler: Tütüye Talan 66 yaşında, Tahir Kozat 70 yaşında, Zana Mercan 16 yaşında, Suna Can Türk 4 yaşında, Dilberin Can Türk 2,5 yaşında, Hüseyin Can Türk 13 yaşında, Ali Can Polat 25 yaşında, Hüseyin Boğa 34 yaşında, Salih Boğa 29 yaşında. General Bahtiyar Aydın ilçeye yönlendirilir. Helikopterle Lice'ye giden Aydın, olağan dışı hiçbir durum olmaması rahatlığı içerisinde ilçe jandarma bölük komutanlığı bahçesinde yaveriyle sohbet ederken Kanas tipi suikast silahıyla vurularak yaşamını yitirir. Aydın'ın vurulması bahane edilerek ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edilir. Tüm gün ve gece boyunca ilçe güvenlik güçlerince taranır. Bazı görgü tanıklarının anlatımına göre taramanın başlatılmasıyla birlikte bir asker halka seslenerek "Biz bir generali öldürdük. Siz kimsiniz? Hepinizi geberteceğiz." diye bağırır. Olayın hemen ardından ilçeye giriş çıkışlar yasaklanır. Operasyon sırasında Lice'nin dış dünyayla bağlantısı günler boyunca kesilir. Olaylarda 3'ü güvenlik görevlisi, 17 sivil olmak üzere 20 kişi yaşamını yitirir. Onlarca insan ateşli silahlarla yaralanır. Bazı ev ve iş yerleri güvenlik güçlerince yıkılır. Toplamda 401 ev ve 247 iş yeri hasar görür. İlçe 4 gün boyunca parlamenterlerin, siyasetçilerin, sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve halkın giriş çıkışına kapatılır. Kolluk görevlileri, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın dahi ilçeye girişine izin vermez. 3 ay içinde yüzlerce kişi göçe zorlandığı için ilçenin nüfusu 5'te 1 oranında düşer. 1993 yılında olayla ilgili başlatılan soruşturma 20 yıl sonra tamamlanır. Dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Eşref Atipoğlu ve Üsteğmen Tünay Yanardağ'ın sanık olduğu kamu davasının yargılanmasına başlanır. Fakat iki sanık da hiçbir zaman tutuklanmaz. Haklarında adli kontrol hükümleri dahi uygulanmaz. Katliamdan 30 yıl sonra iki sanığın da ölmüş olması sebebiyle dava hakkında düşme kararı verilir. Olayın meydana geldiği günden davanın düşürüldüğü tarihe kadar faillerin tespiti ve yargılanması amaçlanmamış, aksine failler cezasızlık zırhıyla korunmuştur. Bölgede özellikle son 30 yılda benzer suçların faillerine dönük yürütülen soruşturma ve yargı süreçleri aynı biçimlerde sürdürülmekte ve aynı neticelerle sonlanmaktadır. Lice katliamı davasında da gördüğümüz üzere bölgede sivilleri katleden kolluk görevlilerine karşı yargı birimi bir adalet mekanizması gibi çalışmaktan uzaklaşmış, suç niteliğindeki eylemleri meşrulaştırma ve failleri aklama mekanizmasına dönüşmüştür. Değerli dostlar, insan hakları alanında birlikte mücadele ettiğimiz yol arkadaşlarımız ve tabii ki bu mücadelenin öncüsü anneler. Bu topraklarda insanların kaybedilmesi değil, insanların kaybedilip bu kayıpların bir mezar yeri dahi olmaması en çok canımızı acıtanlar. Çünkü biz yasamızı bitiremiyoruz. Biz hakikat arayışı içinde ne yazık ki bu mücadelenin içinde yer alan insanlarımızın
o mücadelesini görmezden geliyoruz. Bu mücadele görülmeden insanlarımızın bir mezar yeri olmadan yaz tükenmeyecek ve biz birbirimizi onarma olanağından da yoksun kalacağız. Evet, binlerce insan bu topraklarda kaybedildi. Bu toprakların tarihi acıyla, kanla, gözyaşıyla yazıldı. Bunlar tarih boyunca insanlığın yaşadıkları olsa da bu yaşananların görülmesi ve insanların en azından yaşadıkları acının görüldüğünü bilmesi bizi onarabilirdi. Ama görmemekte, ama cezasız bırakmakta kararlılar. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz. 3 Ekim 1993'te Şırnak ili Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde sabah erken saatlerde askerler tarafından alındıktan sonra ailesine cenazesi teslim edilen Hacı Sancar cinayetinin aydınlatılmasını talep ediyoruz. Askerlerin gözaltında işkenceyle infaz ettiği Hacı Sancar'ın eşi Halime Sancar'ın 02.04.2009 tarihinde Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na şu beyanlarda bulundu. 3 Ekim 1993 tarihinde sabah erken saatlerde Cizre Nur Mahallesi'nde bulunan evimize askerler tarafından baskın yapıldı. Askerlerin bir kısmı evde arama yaparken komutan eşime Hacı Sancar sen misin dedi. Eşim evet deyip kimliğini verdi. Evin önünde 3 panzer bekliyordu. Eşimin koluna girip alıp götürdüler. Kızım babanı nereye götürüyorsunuz diye sorunca askerler senin baban teröristtir deyip kızıma dipçikle vurdular. Eşimin götürülmesinden sonra kaynım Halit bize gelip eşimin Şırnak Kuberkuntanlığında gözaltında olduğunu söyledi. Bir gün sonra kaynım Halit Şırnak'a gidip eşimi sormaya gitti. Ancak Osman Demir diye biri bizi arayarak cenazemizi almaya gelmemizi söylediler. Kaynım eşimin cesedini aldı ve eşimin ölü işkence gördüğünü, kaburgalarının kırık olduğunu söyledi. Hacı Sarsal isimli başka bir akrabanız eşimle isim benzerliğinde gözaltındaydı. Serbest bırakıldıktan sonra bize söyledi. Eşimin işkence gördüğünü, elleri bağlı bir şekilde asılı gördüğünü söyledi. Şikayette bulundu. Ancak bir sonuç çıkmadı.